Kerim abi. Hay anamdı ya. Düzgün konuş dedenin yanında. Ya sen öyle zırt pırçık gel, ondan sonra dedenin yanında düzgün konuş. Ya ne güzel yapıyordum en güzel kolayı ya. Of. Bir halt olmaz oğlum bunlardan, bir halt olmaz. Bana kulak ver. Ya dedeciğim biliyorum. Ne diyeceğini biliyorum. Beni bul diyeceksin. Beni bul, beni bul. Beni bul, beni bul. Evlat. İşini aşkla yapmazsan avucunu yalarsın. Ben sana avucunu yalama diye yapıyorum bu işleri. Beni bul Bayram abi. Beni bul. Ya dedeciğim. Ya güzel dedeciğim. Bak seni buldum. Aha da buradasın. Böyle duruyorsun. Haydi. Haydi bana yardımcı ol ya. Yapayım şu en güzel kolayı ya. Lütfen dede ya. Ya seviyorum ya. Yapamazsın. Yapamazsın. Ya. Beni bul Bayram abi. Beni bul. Ya dedem Allah aşkına gitme dede. Gözünü seveyim. Söyle bana en güzel kolayı nasıl yapacağım ya. Ya dede seviyorum ya. Dedem seviyorum dedem ya. Dede. Dedem. Bismillahirrahmanirrahim. Yine mi olmadı? Olmadı ya. Geldi avucunu yalarsın dedi. Bastı gitti. Rahmetli sağlığında da çok gıcık bir insandı Bayram abi. Normal yani. Oğlum öyle konuşma dedem iyi adamdı. Ya şu kolanın formülünü bir alalım ondan sonra. En iyisi vazgeç bu sevdadan Bayram abi. Yani herkes sevdiğini alacak diye bir şey yok. Kardeşim yok öyle dünya. Dün gece bir sürü şey kattım kolanın içine. Elbet bir tanesini beğendirip sinememin karşısında çıkacağım. Siz niye geldiniz oğlum? Çektiğimiz reklam montajı bitti. Mehmet abi de gelin izleyelim dedi. Oğlum desenize lan önceden. Uyuyordun. Ya nasıl uyuyor? Mikrop yok değil mi lan bunun içinde? Yok abi ne mikrobu ya? Üniversitede okuyan kızına para göndermeye çalışan ve cebinde 5 kuruş parası kalmayan Recep amcam için. Asker oğlunun yolunu gözleyen adın neydi be ablam, güzel ablam? Şengül. Şengül mü? Hayır aşkım, Hacer abla. Hacer teyze. Asker oğlunun yolunu gözleyen can Hacer teyzem için, Hacer teyzem için, Hacer teyzem için. Bayramda kendisini ziyarete gelmeyen çocuklarını özleyen Şüküfe teyzem için. Faturalarını ödeyemeyen Rıza abim için, sevgilisinden ayrılan Ebru için. Sizin için, bizim için, hepimiz için ve kola için. Aman abi iç bir tane iyi gelir. İyiyim oğlum ben iyiliğe ihtiyacım yok benim. Ne bileyim abi öyle ağlayınca falan. Yok öyle bir şey. Ben de gördüm abi ağlıyordun. Lan salak salak konuşup adamın asabını bozmayın. Yok ağlıyormuşum yok bilmem ne. Yok oğlum öyle bir şey. Esnaf adamım lan ben ne ağlaması. Bu ne lan? Böyle PR çalışması mı olur oğlum? Böyle reklamcılık anlayışı yok. Olmaz olsun. İnsanların duygularıyla oynayamazsınız. Abi ne duygusuyla oynamasın? Biz burada tamamen ürünü ön plana çıkardık. Oğlum bir şey söylesenize ya. Tabii ki abi ürüne odaklandık biz. Herkese Bekola falan veriyoruz. Yani bilemiyorum abi ben bunlara söyledim. Biraz oynadık açıkçası. Olmaması gereken şeyler. Darlandım be. Sırtımdan soğuk terler boşalıyor. Çok fena aldım. Aman abi çıkalım hava alalım iyi gelir. Yok ağlıyormuşum da yok duygusallaşmışım da. Sanki bana çok matrak bir şey yapmışlar. Abi ben sana söylüyorum sende şeker var. Şeker meker yok bende Bayram abi. Abi gizli şeker anladın mı sinsi oluyor. Bu darlanmaların böyle başka açıklaması olamaz. Nasıl olamaz ya? Anama da böyle oluyor menopoz muymuş neymiş? Lan sus senin ananı da menopozunu da. Darlandım ben. İçim çok fena oldu. Beni bu dışarı çıkarın ben biraz hava alayım. Çıkalım abi hadi. Hamdullah yavaş. Yavaş. Öyle reklam yapmayın oğlum. Bana böyle reklamlar yapmayın. Hamdullah yavaş. Gel. Otur. Geç. Hamdullah. Hamdullah geç. Geç. Bismillahirrahmanirrahim. Kusura bakma abi. Büyümüşsün. Böyle olacağını bilemedik. Bakın gençler. Şimdi biz de biliyoruz. Advertising, network working, public relation, franchising. Bunların hepsini müdaviniz de biliyor oğlum. Reklamın iyisi kötüsü olmaz sonuçta Bayram abi. Ne bileyim. Yani abi beğendin mi reklamı anlamadım. Yanisi Mehmet abimden öğreneceğin çok şey var. Yanisi bu. Şimdi bak ürün iyi. Ürün çok iyi. Ürüne diyecek bir şey yok. Yalnız
gerçek muhataplarınla nasıl yan yana geleceğini biliyor olman lazım Bayram abi. Misal ben, bu ileri görüşlülüğüm olmasa bu marketler zincirinin sahibi olabilir miydim oğlum ben? He? Bu ikime buraya kolay mı çakıldı zannediyorsun sen lan? Bak şimdi izle. Ne habersiniz? Oğlum ne habersiz ne lan? He? Boyundan büyük lafı ediyorsun. Nasılsın Bayram abi abi? Bayram abi abi. Sizinkiler seni istemeden mi yapmışlar? Otur biraz lan. Apo git oğlum işine. İnsan olan evladına Bayram abi diye isim koyar mı abi? Arkadaşlarla bunu tartışıyoruz. Oğlum insan evladının böyle kaşı mı olur? He? Bayram abi bir kere benim rahmetli büyük dayımın ismi. Aile yadigarım. Laf ettirmem. Bayram abiyim ben. Bayram abiyim. Bayram abi. Potansiyel müşterine çok oyrat davranıyorsun. Biraz şükürlüğünü koru abi. Kozmetik reyonumuzda şok indirim. Niye ya? Krem 30 TL yerine 29.90 TL. Kozmetik reyonumuzda şok indirim. Niye ya? Krem 30 TL yerine 29.90 TL. Nasıl yardımcı olabilirim delikanlı? Ekmek alacaktım Mehmet amca. Ekmek diyor ya. Kozmetik reyonumuzda şok indirim diyorum oğlum. Ne yapacaksın ekmeği? Geç bakayım sen içeri. Ulan bu çocuğa uyuz oluyorum ha. Kaşı boyundan büyük. Laflara bak. Senin bu yaptığın da hiç hoş değil ha. Gördüm az önce içeride. Ekmek dediler Mehmet amca. Alamam ben kremle. Kesin diyorsun yani. Bu fırsat kaçmaz. Memo kartlarla yapacağınız her 100 TL'lik üçüncü alışverişe tüm Mehmet bakkallarına geçerli 10 memo puan hediye. Mehmet amca, senin şubelerin mi var? Var. Şerifli Koçhisar'da. Gerçi orayı amcaoğlu işletiyor ama isim hakkı hala bende. Şerefli Koçhisar nerede? İki ekmek 2,5 lira. Memo kart var mı sen ondan haber ver. Yok. Ah çocuk ah ah. Memo puan diyoruz, kampanya diyoruz. Çalıştır lan şu kafayı biraz. Gel bakayım. Doldur bakayım sen şu formu gel. Ya kesin beğenmedin Mehmet abi. Yoksa bu kadar kalmazdı içeride. İki ekmek 2,5 lira. Memo kartta 1,90. Dakika bir indirim bir rapo. O zaman teşekkürler Memo Kart. Ayrıca şu kozmetik reyonundaki indirimi de bir düşün derim. Tüy dökücü krem de var. Olur bakarız. Lan oğlum ben sana ne anlatıyorum 2 saattir ya? Vallahi Mehmet abi ben de onu anlamıyorum. Ne anlatıyorsun? Ha? Tamam reklamı beğenmedin anladım. Bakacak mısın ürünlerin tadına? Yok. Sen önce şu network marketingle PR'ı bir hallet. Ondan sonra bakarız. Darılmaca yok Bayram abi. Atlatır ya. Tak. İnsan öz evladına bu kötülüğü yapar mı abi? Mahvoldu çocuk ya. Senin yüzünden bana da gönül koyuyor. Bayram abi boş hayallere bırakıp bizim şerbetçinin başına geçecek. Anladın mı Mehmet? Zaten sen karıştırıyorsun onun kafasını. Yalnız Cemal abi sana bir şey söyleyeyim. Çok güzel reklam çekmiş çocuk. Vallahi sana söz verdim diye beğendiğimi belli etmedim ama gözyaşlarım içime aktı ya. Allah nerene akarsa aksın. Benim de hayallerim var. Bayram abi dükkanın başına geçecek. Ben de hanımla uzun bir tatile çıkacağım. Dediklerimi unutma. Yok ileri görüşlülükmüş. Yok inivaşak. İnivaşak neydi onun adı? Innovation. Tamam zaten adını da söyleyemiyorum. Girdin oğlunun kafasına. Nasıl bozduysan öyle düzelt. Ama tamam. Abi ben... Nokta. Ayter. Ayter kız beklesene. Nereye böyle? Sinemanın programı çıkacak da ben de onu asist edeceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Yine bizim Komuk Alanı yarışmasına kafayı taktınız değil mi? Ben değil ya. Ha. Bayram abi taktı. Benim kafama taktığım yegane şey sensin. Ne diyorsun? Çok tatlısın. Sen bana söylesene bakalım Bayram abinin gerçek derdini. Altına çiş yaptığı zamandan beri tanırım onu. Hiçbir şey için bu kadar koşturduğunu görmedim. Boş ver onu ya. Sinem Hanım'a kafayı taktı değil mi? Aslında rica etse belki de bir yardımım dokunurdu. Ya boş ver onu diyorum. Ne zamandır böyle oturup iki lafın birini kıramadık seninle. Ay biraz zor canım ya. İşler çok yoğun. Canım? Senin canım diyen dillerini yerim ben de. Manyak. Çok mu beğeniyorsun beni? Çok. Çok mu aşıksın bana? Hem de nasıl?
Ne istesem yapar mısın? Yaparım tabii. İyi, çekil yolumdan, geç kalıyorum. Bir kere de hor görmesen, şöyle çıksak bir yemeğe, olmaz mı? O biraz zor canım ya. Sebep? Sebep? Paran yok, işin yok, gücün yok. Çıksak iki tane simit yeriz, o da şu saatten sonra bana uymaz tatlım. Ha, her şey para yani. Aslında hoş çocuksun. Ama mantık denen bir şey var Talha'cığım. Kapiş? Görüşürüz tatlım, esen kal. Ha, kapiş kapiş. Anladım ben onu. Ya millet nasıl yapıyor bu işi ya? Hayır, birileri bir yerde yapıyor yani. Ben niye yapamıyorum? Börtü böcek bir şey mi koysam, ne yapsam? Cık. Lan dede, senin de alacağın olsun. Madem alamıyorum sevdiğimi, ben de sığamam İstanbul'a. Sığamam ulan! Yine oynattın anteni, bozuldu televizyon. İn oğlan aşağı. Tövbe tövbe. He, toplanın toplanın siz de. Maymun oynatıyorlar zaten. Aşağıya. Aşağıya kardeşim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Eyvahlar olsun. Bayram abi gene dama mı çıktı? Yer gelecek Allah korusun. Şükürler olsun. Bayram abi gene dama mı çıktı? Geçen sefer paylaşamadıydım takipçilerimle, dur. Oho! Anten düzeltmeye gelince tıpış tıpış çıkıyorsun. Bir de oğlunu indirmeye çık Cemal. İlgilen şu çocukla. Of, hay Allah'ım yarabbim. Hayırlı günler yenge. Çocuklar haber verdi Bayram abi dama çıktı diye. Koştum geldim. Allah razı olsun Mehmet efendi. Cemal evine oğlanla ilgilendiği yok. Halledeceğiz yenge, halledeceğiz. Çık 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 çık. Ya onun için çıkmadım arkadaşlar. Hadi kardeşim ya, atla artık aşağıya. Oğlum ben ondan şey etmedim. Atlamak değil. Ya aman be. Akıyor takipçiler, akıyor. Atla diyenler kalp atsın. Bayram abi, bir adım daha at bakayım, ne oluyor? Ya baba ne Allah aşkına ya. Allah, kalpler geliyor, kalpler. Atla, abi atla, susun gözünü seveyim. Atla, atla, kara sevdaya tutuldu diyorum adam, inanmıyorsun Taha. Gitti güzelim Bayram abi. Hep bir heyecan fırtınası ama aynı yerde takılıp kalıyor. Olmuyor böyle tadı damaklarda. Ne istiyorsun Taha, atlasın mı? Bayram abi abi, hayaklısı kuşlar güzel uçuyor ama senin için bir umut yok abi, atla gitsin. Ulan sus sen de. At kardeşim, at kendini ya. Bayram abi, ne yapıyorsun be oğlum? Ne konuştuk biz seninle? Valla abi çok şey konuştuk. Tam olarak hangisini soruyorsun? Mani olma çocuğa bakkal efendi. Takipçilerim kaçıyor bak. Devam devam. Lan oğlum biz senden konuşmadık mı? Dama çıkmak out, inovasyona önem vermek in diye. Ya abi ben sana hiçbir şeyi beğendiremiyorum. Abi şanssızım ben. Elimde yeteneğim yok. İşim rüyalara kaldı abi. Tam böyle bir şey buluyorum. Dedem geliyor içine sıçıyor gidiyor ya. Lan küfretme canlı yayında. Ayrıca deden öyle şey yapmaz. Boş ver Bayram. Boş ver bu oğlum. Siktir et ya. Siktir et. Böylesi daha hayırlıdır belki. Ne biliyorsun? Yani ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Ya abi sen bile küçük esnaf haline yaptıklarımın tadına bir kere bakmadın ya. Hadi boş yapmıyoruz gençler. Kalplere çökün. Tamam lan. Getir. Getir içeceğim. İn sen aşağıya. Abi bir kere bağırayım be. İçimde kalmasın. Bir kere. Tamam bağır. Hadi. Hah işte böyle. Ver coşkuyu evladım. Senden adam İstanbul! Boşu boşuna bekliyoruz ya. Yürü. Bana küçük esnaf dedin, dikkatli kulaklarımdan kaçmadı ama neyse. Hadi bakalım, ver bakayım şunu. Ha, sunum iyi. Abi sayende. Hangisinden başlayayım? Ortadan başlayayım. Abi E'si içeceksin. Ne içeceksin oğlum? Asidi yok lan bunun. Asitsiz kola mı olur? Abi sen bunu bırak. Böyle abi. Bunlarda bir şey yok gibi.
Lan bu ne lan? Bu ne oğlum? Bunun nasıl yok? Sidik gibi lan bu. Lan oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Lan ben gün ortasında dükkanı bırakıp geldim buraya. Bir de reklam filmi çekmiş daha kolay yapmadan. Abi bir de bunu deneyim. Lan bırak! Bir de onu deneymiş. Durduk yere şekerimi yükselttiniz benim ya. Yazıklar olsun lan size. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun abi, size. Ben dedim abi. Asitsiz kola mı olur? Demedin mi? Mehmet. Söylediklerimi harfiyen yerine getirdin. Sağ ol. Ne yapıyorsun Cemal, ne yapıyorsun oğlum? Esnaf adamım ben. Öyle umur tepme lan beni. Sağ ol Mehmet. Senin için yapmadım oğlum. Ben onlara kızdım. Bir haftadır beynimin içindeki kılcal damarlara kadar kemirdi bunlar. Geliş abi, geliş abi. İçtim, ne çıktı? Sidik. Bildiğin sidik. Demek işime sen taş koydun ha? Mani oldun yükselişime. Uğraşmışım ama boşuna uğraşmışım. Yükselememişsin be Bayram abi, ben ne yapayım? Bayram abi, abi diyorum ki Ayten'le bir konuşsak. Ne de olsa Sinem'in asistanı. Belki bir çaresini bulur, sizi bir araya getirir ha. Hayatta yapmaz. Oğlum küçükken kıza çıkma teklifi edip ondan sonra yanlışlıkla oldu demedi mi? He. E tamam işte, yarası var. Yapmaz öyle iyilik bir yıl. Lan oğlum o kaç sene önceydi ya. 14 yaşında filan da o zaman. Olsun. Aşkın yaşı olmadığı gibi acısı da unutulmaz. Biliyorum ben. Her boku da bil. Nereden biliyorsun oğlum? Vallahi ben söyleyeyim de. Hiç bulaşmayın. Yapmaz. Ya Talha, Bayram abinin halini görmüyor musun? 31 yıllık arkadaşımız. 31. Hiç böyle gördün mü? Görmedim. Görmüyorum. Bayram abi, bekle bekle. Başladı. Değerli izleyenler, bir hafta aradan sonra reklam gündem programımızla karşınızdayız. Bu haftanın konuğu Koma Kola'nın genç ve başarılı ismi Sinem Ehlici. Hoş geldiniz Sinem Hanım. Hoş bulduk. Ya çıktı sıfatına kurban olduğum ya. Son dönemde bir yarışma başlattınız. Bu aslında bir PR çalışması elbette ama müşteri kitlenize doğrudan ulaşma açısından durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kampanyanın da görünen yüzüsünüz aynı zamanda. Evet. Biz 100 yılı aşkın bir markayız ve yeni fikirlere, kreatif duruşlara her zaman açığız. Bu noktada bu güzel ailenin bir ferdi olduğumu söylemeden edemeyeceğim. Sevgili Bayram abi Şerbetçioğlu'nu sizlere tanıtmaktan onur duyarım. Bayram abi bizler için en iyisini yaptı ve asidi bitmeyen kola, Koma Kola Full'ü yaptı. İnanamıyorum. İnanamazsın tabii ya. Hala inanamıyorum. Bu hayatımda içtiğim en mükemmel kola. Asidinin kaçmaması mucize gibi bir şey. Bayram abi anlatır mısınız? Nasıl yaptınız? Ya şimdi biz zaten mucize için buradayız. Yani yoksa benim ne işim var televizyon programında değil mi? Şimdi bunun sırrını burada size verecek değilim tabii. Yani bu çok özel bir durum olduğu için. O kadar insanın önünde. Elinizde patladı yalnız. Yok böyle bir şey değerli izleyenler. Yok tabii yok. Defalarca salladım. Yok. Görüyorsunuz ki kolanın asidi bitmemeye devam ediyor. Kızcağız biraz heyecanlandı. Sakin ol, sakin, sakin. Şeker. Şimdi, madem buraya kadar geldik, birazcık bir ipucu nezdinde size bir şeyler vereyim. Sizin de reytingleriniz artsın değil mi? Bir faydamız olsun. Geldik buraya. Adınız neydi? Fatma. Fatma Hanım, Fatma Hanım. Şimdi, karbondioksit, doğal mineraller ve nanopartiküllerle, bu nanopartikül siz bilmezsiniz çok zor bulunan bir malzeme, biz de onu bayağı şey yaptık, zor bulduk, tepkimeye giriyor. Ondan sonra iyonik bağlar ve kovalent bağlar ve... Valla, yok ya, vermeyeyim ben burada ya bunun sırrını, 70 milyon izliyor burada ya, herkes yapsın, bayram diye burada. Gerçekten çok güzel bir kola üretmişsiniz. Hay Allah'ım ya. Ya yalnız her şey güzel de benim bilinçaltım bu saçı niye düzeltmemiş ki ya? Allah Allah, bu mesela. Bu kumanda niye burada? Bu cipsler falan. Allah Allah. Ver şu tabağı. Ya bırak. Ya ver şu tabağı, doğru düzgün yat. Ya ben burada bir nevi atımı parçalamışım. Gördüğün muameleye bak.
Oğlum yel girecek bir tarafına, hasta olacaksın. Bir kere de anne lafı dinle. Bak Necla'nın oğluna. Ya Necla kim ya? Ya bırak. Ya bacım bırak bırak. Ya bırak. Başlasın. Ya ben... bırak bırak ya. Ben. Necla'nın oğlu üç harfler çarpar marpar diye odasına kraker bile sokmuyormuş. Karbondioksit, doğal molekül, nano partikül. Ay, iyi saatli olsunlara karıştı evladım. Dur çocuğum dur, sirke çırpalım yüzüne, sirke. Ya buldum anne, buldum. Ay, buldum çocuğum, ya. Çocuğum, çocuğum dur birini. Yer girmişten beter olacaksın. Ya bekle beni, serdeceğim. Dede al sana avuç, şimdi sen yala bakayım. Ay yanam hareketlere bak. Sinem. Bu saatte beklemiyordum seni. Görmek istedim seni. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Gel içeri. Bir şey ikram etmemi ister misin? Yok, teşekkür ederim de sen bu saatte kahve içmezdin pek. Zamanla alışkanlıklar değişiyor. Tıpkı insanlar gibi. Programı izledin mi? Program? Neyse. Ben kalkayım artık. Nasıl istersen de bu çok ayaküstü oldu. Bir dahaki sefere daha erken gel. Anne. Komşunu uğurlar gibi göndermekten ne zaman vazgeçeceksin beni? Böyle bir tavrım olduğunda nereden çıkardın? Ya anne... Ya ben bazen o kadar çok yoruluyorum ki. Ya şu beynim kafa tasıma sığmıyor. Ya boş çuval gibi yere yığılmamak için kendimi zor tutuyorum. Neden biliyor musun? Takdirini kazanmak, senden iyi bir şeyler duymak o kadar zor ki. Yok. Olmuyor. Olmuyor zaten. Başaramıyorum. Zahmet edip çıktığım programı bile izlemiyorsun. Bak, yine aynı bakış, yine aynı suçlayıcı ifade gözlerinde. Söylesene anne, seni bir daha asla affetmeyeceğim desene. Tamam anneciğim, ben anladım. Kankren olmuşuz, kurtuluşumuz yok. Zaten kurtarıcı beklemek de büyük bir aptallık. Ben gidiyorum. Sen beni arayana kadar bir daha seni aramayacağım. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Hep kampanyanın da görünen yüzüsünüz aynı zamanda. Evet. Biz 100 yılı aşkın bir markayız ve yeni fikirlere, kreatif duruşlara her zaman açığız. Bu noktada bu güzel ailenin bir ferdi olduğumu söylemeden edemeyeceğim. Haydi Bayram, göster kendini bakalım, haydi. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Olay be! Hey.
Ya baba gel, baba gel ya. Bak oğlum neler yaptı ya. Sen iyiden iyiye gözünü karartın ha. Geçmeyeceksin değil mi dükkanın başına? Ya babacığım Osmanlı şerbeti diye bir şey mi kaldı ya? Ha? Artık yeni jenerasyon bambaşka bir yerde. Kaç yüzyıllık aile yadigarı. Dükkana kilit mi vuralım Bayram abi? Ya vurmayalım baba. Sen devam et. Ben asidi bitmeyen kolayı yaptım. Artık önüm açık. Yaşlandım artık oğlum. Yarın bir gün göçüp gideceğim ama gözüm açık kalacak. Gel etme. Öğren şu Osmanlı şerbetinin formülünü. Geç işlerin başına. Ben de rahat rahat son nefesimi vereyim. Hay yavrum. Ya baba senin sülalende en erken Bayram dedem öldü. O da 95 yaşında öldü. Daha senin zamanın var. Seni ilk kucağıma aldığım günü hatırlıyorum da. Ya baba girme şuraya. Dinle evlat dinle. Seni ilk kucağıma aldığım gün yüzüne böyle bir baktım. Allah'ım dedim sana şükürler olsun. Sonra korktum. Ya dedim elimden düşürürsem. Elim ayağıma dolandı. Ama düşürmedim. Düşüremedim yani. Düşürseydin böyle yarım akıllı olmazdın. Ya baba. Baba deme lan bana. Oğlum sen nasıl bir işkence şeklisin? Çin işkencesi misin nesin? Girme lan bir daha dükkanıma. Dokunma şerbetime, dokunma tezgahıma. Dokunma lan. Zaten adında hayır yok. Kaç tane baba öz oğluna abi demek zorundadır acaba? Ya yalnız onunla benim tabii suçum yok. Annemle alakalı. Sen sinirlenme Cemal'im. Ben konuşur ikna ederim. Bayram abi kırmaz anasını merak etme. Sana kaç kere söyledim o ismi koyma diye oğlun ama dinletemedim. Al işte. Abin gibi aklı bir karış havada aylak adamın teki oldu. Övün eserinle övün. Hayırlı sabahlar. Al işte sepetten bir hıyarda. Aynısı. Bayram abinin aynısı. Faydasızlar çetesi. Kılığa bak kılığa. Demek ki isim koymakla olmuyormuş. Niye açılmıyor bu kapı? He? Cemal amca biraz sinirlenmiş ha. Abi ne bakıyorsun öyle ya? Oğlum bu ne hal bronzdasın? Bacağımda gözüküyor kıllı kıllı. Tövbe estağfurullah ya. Abi ne yapayım? Tam banyoya girecektim. Sen acil çık gel deyince çıktım geldim. Ha, abdest mi alacaktın? Yok ya normal duş. Rüyanda mı geldi? Yok abi düz duş ya. Hayırlı sabahlar. Bu ne hal? Ne oldu ben burada yokken? Hamdullah. Bacağın da görünüyor kıllı kıllı. Abi sanki bir kıllı benim ya. Tam duşa girecektim Bayram abi. Acil çık gel deyince çıktım geldim. Ne yapayım? Abdest mi alacaktın? Taktılar abdeste ya. Şoför mü öldü lan? He? Kamyon mu devrildi? Benimki oldu Talha. Ya normal duş alacaktım arkadaşım. Tabii siz ikiniz sadece abdeste duş aldığınız için anlamıyorsunuz. Ya beyler bakın tekrarla düşüyoruz. Tekrarla düşüyoruz. Bir dinleyin beni. Ya oğlum asidi bitmeyen kolayı yaptım lan. He, asidi bitmeyen kolayı yaptım. Bak al. Nasıl? Gerçek kola koydun değil mi içine? Ulan sabah sabah dalga geçmek için çağırdın bizi buraya ya. Ya ne gerçek kolası Talha? Al formül de burada. Buldum diyorum oğlum. Ya bu ne demek biliyor musun? He ne demek? Bilmiyoruz abi ne demek? Ya oğlum sevdiceğimin karşısına çıkabilirim demek ya. Ya iş gül sahibi olduk demek Talha. Yok ya. Evet. Zengin olduk demek. Talha ne yapıyorsun? Şey, fotoğrafını çekiyorum kalsın. Maazallah kaybolur falan. Allah muhafaza. Başka kopyası yok değil mi abi? Ya, yok yok bir tek o. Çek haydi çek haydi bakalım. Haydi. Hadi hayır duvarlarla vurmayın beni. Haydi sevdiceğimin karşısına çıkacağım. Abi şimdi hevesini kırmak gibi olmasın ama bu komakolaya her gideni alırlar mı? Ya hamdolallah Bayram abin de boş değil yani. Şşş bizde de var bir şeyler ha. Abi vallahi bir arkadaşa bakıp gitmeyeceğim. Çok önemli bir iş için geldim ya. Ya arkadaşım bıraksana. Deli misin nesin sen ya? Abi kurban olayım yol ver geçem ya. Bak yemin ederim bir fesatlık bir şey yok ya. Al nüfus kağıdım al al. Arkadaşım ne yapıyorsun sen ya? Kalk ayağa. Kalk. Git nereye gidiyorsan git. Git böyle he. Böyle gidiyorum o zaman. He böyle git işte. Buradan böyle gittim. He böyle git işte. Ya boşu boşuna enerji harcadık ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aa, selam aldık. Güzel. Ne vardı? Ben Sinemciğimi görmeye geldim. Sinem Hanım, Sinem Ehlice. Randevunuz var mı? Sinem Hanım randevuyla mı çalışıyor? Sinem Hanım'la görüşebilmeniz için randevu almanız gerekiyor. Ya
Bakın hanımefendi, şu an dünyayı değiştirmek üzereyim. Anladın mı? Öyle bir buluşla geldim size. Bak şimdi, slogan nasıl? Sizin için, bizim için, hepimiz için, Coca Cola full için. Randevu. Arkadaşım, burası randevu evi mi? Ha? Yaptığınız reklam kampanyası tam bir fiyaskoya dönüştü Sinem Hanım. Kimsenin ilgisini çekmiyor. Burada bulunma amacınıza hizmet edemez hale geldiniz. Ekibimle çalışmalarımız devam ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, merak etmeyin. Derhal önlem alın ve doğru düzgün bir reklam kampanyası hazırlayın. Aksi takdirde benim değil ama sizin merak edecek çok şeyiniz olacak. Bilmem anlatabiliyor muyum? İzninizle. Ya bacım, niye anlamıyorsun? Dünyayı değiştireceğim diyorum. Bu bir devrim diyorum. Dünyayı değiştirebilmeniz için de randevu almanız gerekiyor. Yoksa beni anlamıyorsun. Bak, sana hayatın içinden bir örnek veriyorum. Mesela diyor, çişin geldi. Ne yapıyorsun? Randevu mu alıyorsun? Altına mı yapıyorsun? Gidiyorsun tuvalete, yapıyorsun ya. Ya bu bir doğal seleksiyon, insanın bir ihtiyacı ya. Her şeye mi randevu ya? Ya yazık size. Vallahi yazık. Ya bacım bak, Sinem Hanım kendisi çağırdı. Anladın mı? Dün gece rüyama girdi. Beraber konuştuk. Sinem Hanım! Sinem Hanım! Sinem! Sinem! Ya bırak! Top sakal, bırak! Top sakal! Sinem Hanım! Sinem! Sinem! Patronla konuşurken! Sinem! Ya bırak ya! Aa! Bayram abi! Kim? Bayram abi! Bizim mahalleden! Hani düğüne geldiğinizde tanışmıştınız! Ya! Sinem! Ya bırakın gelsin! Gel hele gel! Şive miydi o? Ne istiyorsun? Ya dünyayı değiştirecek fikrim var. Halamın, dayımın, eniştemin, herkesin fikri var zaten ya. Biz boşuna çalışıyoruz burada. Ya sizin için, bizim için, hepimiz için, Coca Cola full için. Bir durdum, seni dinliyorum burada ya. Ya asidi bitmeyen kola yaptım ben. Evet, kolanın asidi bitmiyor. Adı da hazır, Coca Cola full. Dün gece konuştuğumuz gibi. Bu kolon asidi kaçmıyor. Bak, numune de var. Canım, birincisi öyle bir şey mümkün değil. İkincisi öyle bir şey mümkün olsa bile senin buna kapasiten yok. İşsiz aylak herifin tekisin değil mi sen? Buralarda iş arıyorsun. Yok, sana buradan iş çıkmaz. Anca yol parası çıkar. Al bakalım. Hadi işine bak. Ya dilenci değilim ki ben. Sinem Hanım, bu biraz ağır oldu ama yani uzun zamandır bu iş için çalışıyor Bayram abi. Aa. Doğru söylüyor galiba ya. Sen şu Bayram'ın adresini versene bana. Tamam. Hemen size adresi mesaj atıyorum o zaman. Yalnız Bayram değil Sinem Hanım, Bayram abi. Neyse ne işte ya. Bekliyorum. Heh, tamam, atıyorum. Ya nereden çıktı bu iş arama şeysi? Ya kaderi zorlamamak lazım hamdullah. Belki de zorlamak lazım. Ya Sinem beğenmediyse ne oldu? Sen yapılmamış yaptın abi. Başka yerlere gideriz. Ya kapattım ben o defteri kardeşim. Kapattım, kapattım. Bundan sonra öyle boş gezmek, haylazlık yapmak yok. Tamam? Tamam. Boş gezmek derken Talha nerede ya? Vallahi aradım açmadı, mesaj attım ben de. Bayram abi, arkadaşın geldi oğlum, koş. Kesin Talha bu. Bayram, merhaba.
Bugün konuşmamız tatsız bitti. Gergindim biraz. Özür dilerim. Özür mü diledi? Evet. Yalnız bayram değil, bayram abi. Bir çay içer misin kızım? Olurdu da ben sizi rahatsız ettim galiba. Gideyim henüze. Yok canım, ne rahatsızdı? Tabii Sinem kızım. Biz çok severiz misafiri. Otur otur. Yavrum, anan baban nasıl? Ne iş yapar? Kaç kardeşsiniz? Kaçlısın sen kızım? Biraz büyük gösteriyorsun sanki. Yok canım. 35, bilemedin 36 falan. biz başka yerde konuşalım istersen. Olur. Hepinize iyi akşamlar. Ben seni çok güzel bir yere getireceğim. Gel. Ay, vallahi pek güzel kızmış. Bizim oğlan aklını kaçırmakta haklı. Hanım da bir kıza benziyor aslında ama bilemedim ki. Ne yapsın bizim tip size? Kardeşim sen bize iki tane kuru ver. Taze soğan da kırayım mı abi? Ya soğansız olur mu ya? Ya beğenmediysen böyle başka bir yere de gidebiliriz yani, sıkıntı yok. Yok yani, pek gelmem ama severim böyle, nasıl desem, salaş yerleri. Ya ben de severim, en başından beri severim ya. Özrümü kabul edip geldiğin için teşekkür ederim. Yani zor bir gündü benim için, sana patladım. Ya ben unuttum gitti, o sıkıntı yok. Buyurun. Evet. Ha. Sıcak sıcak, taze taze. Ha. Oğlum şunu alın lan. Evet. Haydi bismillah. Aman aman. Evet. Evet. Buyurun. Bu da magnetiniz. O ne ya? Bu sürpriz soğan yengecim. Müessesemizin her daim konuklarına hoş sürprizi. Tamam hadi uzatma hadi. Valla ekibimiz ne zaman isterseniz hizmetinizde. Heh. Afiyet olsun Bayram abi. Bakalım. Şöyle bakayım. Sana neden herkes Bayram abi diyor? Ya şimdi onun çok farklı bir hikayesi var. Şimdi benim rahmetli dedemin ismi Bayram. Rahmetli dayımın ismi de Bayram. Şimdi babam diyor ki bu çocuğun ismi rahmetli dedesinin ismi Bayram olsun. Annem diyor ki hayır, rahmetli dayısının ismi Bayram olsun. Babam diyor ki olmaz, dedesinin ismi olsun. Annem diyor ki hayır olmaz, dayısının ismi olsun. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Yok aynı değil. Babam diyor ki rahmetli dedesinin ismini koyalım. Annem diyor ki rahmetli dayısının ismini koyalım. Hızır idi Yunus idi, Hızır idi Yunus idi. Onun gibi olmuş mu? Yok canım, onunla hiç ilgisi alakası yok. Neyse ben böyle kırkım çıkana kadar böyle isimsiz dolaşmışım. Sonra annem çakal şeye gidiyor, nüfus memuruna gidiyor. Benim nüfus kağıdımı çıkartıyor, bayram ismini koyuyor. Hangi bayram olduğu belli olsun diye Bayram abi yazdırıyor dayım. Anladın mı? İşte o günden beri böyle herkesin abisi olmuşum. Gerçekten enteresanmış. Bu asidi bitmeyen kola fikri nereden geldi aklına? Sen rüyama girdin, oradan sana anlattığım, oradan buldum. Gerçekten çok önemli bir buluş. Anlatsana asidi bitmeyen kola nasıl oluyor? Şimdi karbondioksit düşük sıcaklıkta, soğukta, sıvıda çözünüyor. Anladın mı? Sen şimdi bakkaldan kola alıyorsun ya, üzerine soğuk içiniz yazıyor. İşte o buradan geliyor. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Nanopartiküller sayesinde iyonik ve... Ya tamam tamam, sen çok yorulma. Bu anlattıklarını yazdın mı? Ya yazdım. Nerede? Burada. Buradaydı. Şimdi bir de şöyle bir durum var pazarlama ile ilgili. Şimdi bunlar açma halkalı teneke kutularına satılmalı. Anladın mı? Böyle çeviraç kapaklar böyle raf ömrünü uzatıyor. Adam ne yapıyor? Gidiyor bir tane kola alıyor, evine koyuyor, açıyor, içiyor, açıyor, içiyor. Sürekli bir hafta aynı kolayı içiyor. Aside de kaçmıyor. Anladın mı? O yüzden küçük teneke kutularda yaparsak daha çok satarız. Sen bana pazarlamayı mı öğretiyorsun? Yo, ben pazarlama için değil. Şu... Tabii. Neyse, ben bunu bir değerlendireyim. Yönetim kurulu haftaya toplanacak, onlara sunayım. Ama sen pek ümitlenme yani. Hani belli olmaz. Beraber çalışır mıyız? Tabii tabii çalışırız. Çalışmaz mıyız yani? Sen hazırlıklarını yap, benden haber bekle. Kuru yemedin. Ya ben bu saatte kuru yiyemiyorum. Gaz yapıyor. Sen benim yerime ye. Aa, sen osuruyor musun? Neyse, görüşürüz. Sinem, magneti unuttun. Ya magneti unuttun. Şimdi yarın bir gün canını çeker belki. İsmim ver, en güzelini getirirler.
Çok düşüncelisin canım. Teşekkürler. Canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Canım. İbidik zibidik, abidik kubidik, antin kuntin tarrak türrek işler olduğunda bana koşun, önemli bir şey olduğunda aklınıza bile gelmiyor. Yazıklar olsun lan verdiğim emeklere. O neydi lan o tuhaf, o böyle kişiliyetsiz, o ne olduğu belli olmayan şey bana içir, asidi bitmeyen kolayı koma kolaya götür. Ne âlâ memleket. Abi böyle tamamen böyle bir anlık heyecan sonucu. Sus lan, sus! Sus! Tabii Mehmet abinizin beline kadar saçları, yemyeşil gözleri yok. Bu dünyaya kadın olarak geleceğin diye boşuna demiyorlar. Abi kim diyor onu? Kimse kim lan? Kimse kim? Şerefsiz evladıyım, gözlerim yaşarıyor ya. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sen bana kola yapıyorum dediğin zaman gittim seni pezevenklerin elinden aldım. Sen bana kola yaptım dedin. Yalnız kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Pezevenk ne alaka abi şimdi pezevenk falan? Oğlum. Bayram abi kusura bakma, az evvel içeride bir tane video izledim, sinirlerim bozuldu. Böyle sinirlerim bozulunca ne dediğimi bilmiyorum ben. Neyse boş ver şimdi, bana bak. Sen formülü Sinem'e verdin mi? Senin kafanı sikiyim. Mehmet Bakkal'a hoş geldiniz. Memokart sahiplerine özel indirimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca Bağcılar Şubesi Dayıoğlu'nun işletmeciliğinde bugün itibariyle hizmete girmiştir. İndir şunu kardeşim ya. Görmüş olduğunuz üçüncü şubemizi temsilen tarafımdan az evvel çakıldı. Nasıl? Biz Uluslararası Patent Enstitüsü'nden geliyoruz. Şu fütursuzca oraya kondurduğunuz M harfi başka bir markanın patenti altında. Allah Allah. Yok canım. O M harfi Mehmet Bakkal'ın M'si. Bendenizde Mehmet gözü büyük. 50-60 yıl geç kalmışsınız Mehmet Bey o M'ler için. Derhal harfleri aşağı indirin lütfen. Aksi halde çok ciddi tazminat ödeyeceksiniz. Bu da ihtarname. 15 gün sonra denetlemeye geleceğiz. Ya bir gofretimi yeseydiniz. Bir gofretimi yeseydiniz bari bir. Yıllarımı verdim ben bu harflere. Kendi ellerimle oydum. Kendi ellerimle çaktım. Yapmayın. Vurmayın. Vurmayın. Abi sakin ol abi. Kimse vurmadı yok. Abi. Abi lan koş su getir. Koş. Vurdular beni abi. Vurdular Bayram abi. Abi sakin. Abdullah. Vurdular beni. İçim yanıyor. Ciğerim yanıyor. Lan ne yapıyorsun? İçim yanıyor diyorum. Biz elime döküyorsun. Kıçım yanıyor lan. Vallahi ben bu çalışmaz zannediyordum. Bak oturunca çalıştı ha. 1 milyoncudan aldım ben bunu. Böyle sürttün mü böyle çalışıyor bu. Abi iyi misin? İyi değilim Bayram abi. İyi değilim. Abdullah iyi değilim ben. İçim yanıyor. Kıçım yanıyor. Ben yandım, sen yanma Bayram abi. Benden ne ilgisi var abi? Evet abi, onunla ne ilgisi var? Hislerime güveniyorsunuz mu? Burnuma çok pis kokular geliyor. Bunlar seni ne zaman arayacaklardı lan? Abi bir hafta içinde arayacaklardı. Yani Sinem öyle dedi. Telefonu var mı? Yok. Senin telefonun onda var mı? Abi fark ettim ki şimdi numarayı da vermemişim. Ha, e-mail adresini verdin. Tabii doğru, bu devirde e-mail ile bütün işler hallediyor. Abi e-mail de vermedim ya. Bir tek benim evi biliyorlar. Lan oğlum sen ne salak adamsın lan. Lan ne mal adamsın lan sen. Bir de geçmişin karşıma rahat rahat konuşuyorsun. Çalacaklar oğlum, senin fikrini çalacaklar. Abi Sinem öyle şey yapmaz. Bok yapmaz. Yürüyün gidiyoruz şirkete. O formülü bugün geri alacağız. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aha selam aldı. Alıyor abi, bu geçen gelişimden aldı ya. bacım Sinem Hanım'la biz görüşecektik de randevumuz... Yalnız randevunuz olsa da şu anda görüşemezsiniz. Çünkü Sinem Hanım Amerika'dan gelen üst düzey yetkililerle yeni bir ürün için toplantı yapıyor. Bayram abi ya, gördün mü? Sinem Hanım öyle bir şey yapmaz. Bok yapmaz. Sinem Hanım Amerikalılarla toplantıdaymış. Oo, çok güzel oldu. Aferin sana. Aferin, aferin sana. Ya Mehmet abi ben şimdi ne yapacağım? Ya bacım ölüm kalım meselesi. Nerede toplantı? 3. katta ama gidemezsiniz. Bir dakika. Esnaf adamız biz, hakkımızı yedirmeyiz kardeşim. Adam mı sikiyorsunuz lan burada? Ha? Ne oluyor? Bir sorun mu vardı beyefendi? Anlamıyorum abi.
Bayram, ben güvenliği oyalarım. Sen çık yukarıya, toplantıyı bas. Formülü al. Hakkımızı yedirme Bayram abi. Allah! Hop kardeşim, nereye? Lazer, gel bak hemen. Ne anlatacağım? Ya ben süpermarketler zinciri sahibiyim. Kola alıp satıyorum. Yalnız sizin rakip firmadan alıyorum. Onlar dolap veriyorlar çünkü. Şimdi ben sizden bir kamyon mal alsam, bana bu kaça mal olur? Bana 5000'e mal oluyor. Ay ya, ben de niye -5000 çıktı diyorum ya. Ayten! Ay. Toplantı odası nerede? Ay, koridorun sonundaki oda. Ay dur, şimdi gidemezsin, dur! Uzun zamandır üzerinde çalıştığım Coca Cola full. Selamünaleyküm. Ayten de seni bekliyordu zaten. Sinem Hanım. Bayram abi bu projenin her aşamasında yanımdaydı. Yardımcımdır kendisi. Hı hı, evet. Ya kusura bakmayın, biraz geç kaldım da. Metrobüs bu Cevizli Bağ tarafında bir kaza yaptı. Can kaybı var mı? Yok, can kaybı yok. Yani bu Merter'den çıkarken can kaybı yok. Ama mal kaybı var. Zaten bir sürü de mal var. What the Metrobüs? Mr. Tom, it's like metro, but with rubber tires to go on road. What the hell is that? What a bullshit! Is it ever possible that a subway goes over land? You had us a pilgrimage centuries ago. You transported warships over land. You always utilize the transportation vehicles out of their conventional use. You Turks, why are doing such things? Transportation diyor Fatih Sultan Mehmet. Yeah, do you know? Yeah. Ya evet, biz zamanında gemileri karadan yürütmüşüz. Şimdi de suyun altında metro yürütüyoruz under the sea. Anladın mı? Siz de yapın. Kuzey Amerika var, Güney Amerika var, orada Panama var. Çek oradan metroyu, Panama Ray. What? Panama Ray? This is great idea, man. This is fucking great idea, man. Panama, yeah. It's great idea, man. This is fucking great idea. Oh, yeah. Valla crazy fucking. Fucking. Fucking olmadı yalnız ya. Fucking ne diyor fucking? Yanlış olmasın. Fuckingçi. İsterseniz konumuza dönelim. Sorry, sorry. Oğlum kendine gel. Bırak Mehmet abi ya. Değiştim bütün yaramı. Şimdi nasıl kendime geleyim abi ya? O zaman bize gidelim. Hadi bize gidelim. Hadi şişeler. Neyse neyse oğlum, kocaman adamsın lan. Değer mi lan bir kız için? Git adam gibi özür dile o zaman. Denedim abi. Açmıyor ki telefonlarını. Nasıl olacak abi? Hayvan gibi adamsın. Güvenliksin. Koskoca firmayı koruyorsun. Şu haline bak. Ben sana nasıl güveneyim lan şimdi? He? Hop hanımefendi, bir saniye bir saniye. Mehmet abi. Öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya giremezsiniz. Mehmet abi ne yapıyorsun ya? Genel müdür asistanı o. Genel müdür asistanıysa genel müdür asistanı. Mehmet, ben bile geç yapılsam arayacaksın kardeşim. Dükkanı kapamışım, Mehmet, gelmişim. Uğraştığım şeyler ama. Mehmet abi ne yapıyorsun ya? Bir dakika daha kıçınıza bakmadık. Bomba gibi Mehmet bir şey abi. O. Mehmet abi ne yapıyorsun ya? Kıç değil oğlum. Bomba ne kıçağı... gibi. Ne kıç abi ya? Bunun yanı sıra pazarlama konusundaki çalışmalarımı da sizlerle paylaşmak isterim. Ürünler açma halkalı 200 mililitre ve 330 mililitre teneke kutular halinde satılmalıdır. Çeviraç kapaklar ürünün muhafaza süresini uzatacağından satış adedimiz düşecektir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yalnız Sinem, teessüf ediyorum. Ya sen susana. Şu an milyonluk adamsın. Her şeyi berbat etme. Bana bırak. Sinem Hanım, bu harika fikirden dolayı sizi ve Bayram Bey'i kutluyorum. Yalnız Bayram değil, Bayram abi. Toplantıya yarım saat ara verelim. İkinci yarıda hareket planımızı konuşuruz. Buyurun. Ya hareket çektiğin adam Coca Cola'nın ikinci adamı. Ya ama çok tatlı adam. Sinem Hanım. Bu adamı alın, dışarı çıkartın. Bütün güvenlik birimlerine de haber verin. Bir daha binanın etrafında bile dolaşamasın. Ya ama. Uygun bir zamanda ben sana paranı ödeyeceğim, merak etme. Bu projenin senin olduğunu ispatlamam mümkün değil.
Ama böyle konuşmamıştık. Beyefendi lütfen sorun çıkarmayın. Ama Sinem. Sinem. Bayram abi. Abi ne oldu? Bayram abi kötü görünüyorsun. Gel otur şöyle abi ya. Abiler mümkün değil oturamam. Çok büyük kazık yedim. Formülü alamadın mı? Bayram abi gel. Gel otur şöyle gel. Ya alamadım. Alamadığın gibi bir de çaldırdım ya. Sarı saçlarını kurban olduğum üstüne yattı. Bir de beni kovdurdu. Bayram abi sabah yaşadıklarımı hatırla. Ya Mehmet abi oyunun sırası mı ya? Bu kadar sana yeter. Çık kardeşim dışarı hadi. Bir saniye kardeşim bir saniye ya. Bayram abi hemen notere git projeyi onaylat. Abi benim aklıma niye gelmedi bu? Oğlum Mehmet Bakkal varsa bugünler için var. Hemen koş projeyi onaylat. Sonra tekrar buraya gel. Birlikte kapında nasıl köpek olduklarını izleyelim. Mehmet abi Allah razı olsun. Hadi kardeşim. Dokun bana Mehmet abime. Oha yuh hayvan. Öldü mü? Ha? Ya Allah'ın isyan etmek gibi olmasın ama tövbe haşa. Niye benim başıma geliyor bunlar ya? Alo. Bayram abi çabuk buraya gel. Görmen gereken çok önemli bir şey var. Hemen buraya gel. Koşma. Uç. İnsanları ez, vur, kır, parçala ne yaparsan yap. Hemen buraya gel abi. Hemen. Buyur abi. Oğlum esnaf adamım lan ben. Fazla yaklaşma. Ne çabuk geldin oğlum sen? Ya abi noter arkadaymış ya. Halledip geldin. Abi başıma gelenleri sorma ya. Projenin tasdiğini almışlar abi. Bittim ben. Talha mı almış? Talha mı? Abi yoksa ortak mısın? Sen beni burada oynarken Talha seni gönderdi beni arkaya gittin. Beni keklediniz mi abi? Ne yaptıracağım? Bayram kendine gel. Asidi bitmeyen kolanın bütün haklarına sahip olduğumun belgesi bu dosyada. Güle güle kullan. Yalnız verdiğiniz sözü de unutmazsanız. Yarın gel işe başla. Proje asistanım olarak yüklü bir maaş alacaksın merak etme. Eyvallah. Ya zavallı Bayram abi. Çok hevesliydi ama başaramadı. Allah bana verdiği akılı herkese nasip etmiyor tabii. Tamam sen fazla uzatma. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben işime bakayım. Sinem! Sinem! Yine mi sen ya? Güvenlik! Güvenlik! İki çift laf edip gideceğim Sinem. Sen benim canımı yaktın. Senin canın yansın istemiyorum. Güvenme ona. Bin yıllık arkadaşına kazık atan Talha seni boş geçer sanma. Bitti mi? Ha bitti. Ne dedin lan sen kıza? Son cümlen neydi? Değil mi kim? He. Bin yıllık arkadaşına kazık atan Talha. Seni de boş geçer sanma. Talha sanma. Bak yarım kafi oldu güzel oldu böyle. Vallahi. Vallahi az daha devam etsen cin aslı olacaktı. Eyvallah abi. Kız da güzel ha. Güzel abi. Yeşil gözler böyle kadar saçlar. Yeşil abi. Bizde yok anasını. Yok sen. Abi. Evet kalpleri görelim. Hadi boş durmak yok. 8 kaya twerk var. Invite yapın, kalp atın hadi. Kaçız yasta? 5.2K. Hadi durmak yok. Invite, invite. Beyler yaşlı mı genç mi ona göre. Beyler işi biten çıksın kasıyor. Çeken de gavatmış ağ. O ne ters G? Ha AG. Q, Q. Ha AQ. O ne demek? Ne bu yazılar anne? Sen boş ver. Blokla onları. Kötü yorum yapanlara acımak yok. Seviyeli olun. Efendi olun. Aman la. Açsana oğlum. Ne kapattın? Ya baba ne yapıyorsunuz siz ya? 2.2K'ye düştü. Al işte ya. Herkes gidiyor. Bayram ne yapıyorsun ya? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Baba canlı yayın mı? Ya Allah aşkına kapat şunu ya. Canlı yayında mıydık? Sesimiz gitti o zaman hep. Ya evet baba evet. O kavat dedikleri de bendim o zaman. Anne niye söylemiyorsun? Ya oğlum yok kandırıyordum ben. Twerk falan yapmayacaktım. Takipçi kasıyorum ben ya. O ne demek öyle twerk mı var? Böyle böyle popo sallıyor annem. Oymuş twerk. Anam ne yapıyorsun? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya baba annem takipçi kasıyor twerk yapıyor. Babam onu kameraya çekiyor. Ya zaten hassas bir dönemden geçiyorum. Gayet kırılganım.
Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Ya bugün fenomenler 8K izlenmiyor. Babaanne bu nasıl bir takipçi ya? Ya yemin ediyorum bıktım ya. Yemin ediyorum bıktım. Yine çık odama bak, ben ne yapıyorum sana? Oh ne güzel. Herkes fenomen olsun. Her fenomen de film çeksin. Bayramda burada kazık üstüne kazık yesin ya. Bayram abi. Ya dede git başından. Ah lan diyeceklerim var. Ya dede boğdun yine ya, her gelişinde bu. Ne var? Ne diyeceksin? Hayır, son gelişinden farklı ne diyeceksin dede? Beni bul Bayram abi, beni bul. Ya dede vazgeçtim, ben bulmuyorum, tamam? Bak evlat, senin aradığın formül bende. Beni bul Bayram abi, beni bul. Ya dede, ben formül mormül istemiyorum artık. Git babaanne rüyasına gir. Kadın gelmiş 90 yaşında, manyak manyak hareketleri var. Git karıma sahip çık ya, istemiyorum ben. İyi madem, sen bilirsin. Gidiyorum ben. Bak gidiyorum ben ha. Hadi iyi olur hadi. Aman be. Ne yaparsan yap bana ne. Çok geçmiş olsun abi. Oğlum ben niye her uyandığımda seni görüyorum? Yine dedem ya. Fark ettim fark ettim abi. Bu sefer ne diyor? Kovdum onu hamdullah. Bitti artık o iş. Kendimize iş bakacağız. Şuradan gazeteyi ver. Bu sefer kesin diyorsun yani. Kalem de orada. Bu ne lan? Lan oğlum yanlış değil lan o, yanlış yanlış. Yanılmaktan türetilmiş. Düzelt lan şunu. İstanbul'un en güzel sentlerinden bir tanesi. Mehmet abi, yanlış yere odaklanıyorsun bence. Kim? Ben mi? Sana mı? Ya yok oğlum, yok öyle bir şey ya. Abi gözümle gördüm. Adamların sırtında at kadar Coca-Cola full yazıyordu. Onlar bana o kadar şey yaptıysan hala onlardan kola al. Ya yok oğlum, ben onlardan senin intikamını alıyorum lan. Adamlardan kola dolabı aldım ama ürün almadım. Adamları uyalıyorum, her gün mal alacağım diye geliyorlar. Mal almıyorum ben ya. Tabii hem adamların dolabına el koydum, hem de her gün bana geliş gidişleri nereden baksan 50 kağıt yakıt parası eder. Beter olsunlar. Oh! Abi vallahi mi ya? Tabii lan. Abi! Lan oğlum dükkanın içinde böyle hareketler yapma, esnaf adamım ben, ne yapıyorsun ya? Abi yalnız fikir çok sağlam. Tabii oğlum herhalde. Bunca yıllık emeğimi yedirecek değilim. Sıkıysa gelip söksünler bakalım şimdi. Tam abi baksanıza. Derken, yenisinin çıkmasıyla yıkılan Melisa için. Bu bayramı da yalnız ben işe gidiyorum. Şükriye teyze için. Tüm İş mi buldu lan bu? Üniversitedeki kızına gönderen buldu abi. Asker yolu bekleyen Hacer teyze için. Faturalarını ödeyemeyen Ahmet amca için. Sizin için, bizim için, hepimiz için, yepyeni Coca-Cola full için. Tek kelimeyle muazzam Talhacığım. Reklam filmi harika olmuş. Perfect.
You are flying high man. What was the name of your guy? Bayram? Bayram abi? What about him? Haven't you ever thought about him? He might be more original. Bayram abi mi? Şu senin asistanlardan biri değil mi? Evet evet. İyi çocuktur. Çok severim kendisini ama birazcık hayalperesttir. Almış benim formülü fikri. Gelmiş buraya. Hay Allah ya. Kızamıyorum da. Çok tatlı bir şey. Ya bayılıyorum bu adama ya. Ya bu arada aklıma gelmişken Sinem Hanım'ın son günlerdeki performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi pek memnun değilim. Bu büyük buluşun altında kaldı açıkçası. Bu kadar büyük çapta bir proje acaba kendisine ağır mı geldi? Acaba onu Coca-Cola Full işinden alsak mı? Herhalde ürüne pek fazla ısınamadı. Doğru söylüyorsun. Alo evladım. Alo. Amcacığım buyurun, yardım destek attı. Nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi evladım ben Ramazan'da oruç tutuyordum. Ramazan'da oruç, çok ilginç. Evet. Evet, namaz da kılıyorum. 5 vakit. 5 vakit namaz kılınıyor. Evet, devam edelim. Hacca da gittim. Hacca da gitmiş. Tamam amcacığım, Müslümansınız, anladık. Devam edelim. Neyse, konu o değil. Şimdi geçen sene Ramazan'da unutup su içmek orucu bozmuyordu. Bu sene de bu kural geçerli mi? Amcacığım hemen bir bakayım, kontrol edeyim. Müslümanlığa herhangi bir update, herhangi bir güncelleme gelmiş mi? Bir bak bakayım, Allah razı olsun. Bekletiyorum, kısa bir bekletme. Evet, 1384 yıldır herhangi bir update, herhangi bir güncelleme yok amcacığım. Aa, çok şükür, çok şükür. Ya amcacığım ya. Ya bu telefon programı mı ya? Ha, bu aplikasyon mu, bu bilgisayar programı mı ya? Geçen sene ne bozuyorsa bu sene de o bozuyor ya. Tövbe estağfurullah ya, ne manyaklar var ya. Davetiyelerin hepsi yerlerine ulaştı. Organizasyon firması da salon düzenlemesine başladı Sinem Hanım. Hiçbir eksik istemiyorum Ayten. Rica ederim, çok dikkatli ol. Ya bu lansman gecesi benim için çok önemli. Annem arıyor. Alo. Anne. Ben de seni arayacaktım. Gelecek misin gece? Ya çok mutlu ettin beni. Bu geceye çok emek verdim. Yanımda olmanı istiyorum. Tamam. Tamam, görüşürüz. Geceye geliyormuş. Ona davetiyesiyle birlikte en sevdiği çiçeklerden gönderdim. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Efendim? Tabii gelirim. Patron çağırıyor. Buyurun Sinem Hanım. Oturun. Sinem Hanım, bu yeni projede çok yorgun olduğunuzu görüyorum. Hayır, aksine ben gayet... Bundan önceki projelerinizin de istenilen sonuca ulaşılmış değil. O sebeple işten uzaklaştırılmanıza karar verildi. Hem biraz dinlenip kendinize gelmiş olursunuz. Nasıl ya? Kovuldun mu? Üzgünüm ama evet. Ya ama yapacak çok şey var. Çok işim var benim. Talha abi sizin yokluğunuzu hissettirmeyecektir, emin olun. Peki. Yokluğunuzu hiç hissedilmeyecek Sinem Hanım. Endişeniz olmasın. Piç! Bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Ne de olsa yeni reklam müdürüyüm. Maaşım da ona göre. Birlikte çalışacağımız için çok mutluyum. Ne? Birlikte çalışacağımız için. Aa, sana söylemediler mi? E sen de Sinem'le beraber kovuldun. Heh. Bak. İşte yeni sekreterim. Gel kızım. Piç! Hiçbir şey yapmadan öylece gidecek misin Sinem Hanım? Ortalık o aptala mı kalacak? Anneme ne diyeceğim ben Ayten? Yine yalan söylediğimi düşünecek. Sinem Hanım, farkında mısınız bilmiyorum ama ikimiz de işsiziz şu anda. Annenizden daha önemli bu durum. Kusura bakma. Seni de çok zor durumda bıraktım ama. Ya o Talha'nın projesi bile değil. Gitseniz patronla konuşsanız.
Şimdi yarın bir gün canını çeker belki. İsmin ver, en güzelini getirirler. Sinem Hanım. İki çift lafım var Sinem. Söyleyip gideceğim. Sen benim canımı yaktın. Senin canın yansın istemiyorum. Güvenme ona. Bin yıllık arkadaşına kazık atan Talha seni boş geçer sanma. Sinem Hanım. Sinem Hanım, duyuyor musunuz beni? Sinem Hanım, patronla konuşsanız diyorum. Demek işten kovuldun ha? Yok, kovuldum baba ya. Ya adam şimdi arıyor, tamam mı? Diyor ki ben geçen sene oruç tutuyordum, su içtim, orucum bozulur mu? Bu sene tutuyorum, yine su içtim, yine orucum bozulur. Ya geçen sene bozulduysa bu sene de bozulur ya. Saçma sapan sorular ya. Cık. Hayır, eğitim de vermiyor, anladın mı? Direkt oturtuyor ben oraya, tık alo. İnsan bir eğitir, ondan sonra böyle... Cık. İyi madem oğlum, sen de bana yardım et. Ver bakalım şu aramalardan. Oğlum bak, sen alışık değilsin emir altında olmaya. Gel geç şu işinin başına, kendi patronun ol. Öğren şu şerbet. Ya öyle olacak. Merhaba. Buyur kızım, ne istedin? Ben Bayram'la konuşacaktım. Ben bir yukarı çıkayım. Yok baba, gerek yok. Kal. Tamam, benim arkadaşla konuşacak bir şeyim yok. Tamam. Bayram, çok özür dilerim. Ya artık benden çalabileceğim bir şey kalmadı Sinem. Anladın mı? Boşuna gelmişsin. Uzun etme kızım. Senin buraya gelmen hiç hayırlı olmadı. Sife. Hepinizi çok üzdüm biliyorum. Tek tek özür dilerim hepinizden. Kabul ettik kızım. Git evine git. Bayram, konuşmayacak mısın benimle? Ya dedim ya, benden çalabilecek bir şeyin yok. Artık işine yaramam. Siz de çok ağır konuştunuz ama. Az bile söyledim. Benim oğlumun canını yaktı o kız. Hadi için çayınızı. Hadi. Bir de kuru alır mıyız yengecim? İstemem. Yalnız fazla içmedin bak, fazla zarar ha. Ya sana ne? Zararsa bana zarar, sana ne? Bu Bayram abi gelecek mi yenge? Gelmeyecek. Bayram mayram gelmeyecek. Bayram abi buraya gelecek. Yengeciğim, Allah'ını seversen açık hayran içiyorsun. Bu neyin kafası ya? Ya arkadaşım, ben alkol kullanmıyorum. Ya niye böyle yapıyorsun? Ya ben belki böyle bir tribe girmek istiyorum. Ya kafa benim, trip benim, rahat bıraksana beni. Ya ondan değil, ben hani gaz yapar, uykunu getirir, o açıdan söylüyorum. Bayram abi buraya gelecek efendi. Senin adın neydi bakayım? Beysi yenge. Beysi yenge. Ben öyle bir halt yedim ki. Ne yaptın? Hırsızlık yaptım. Vallahi kul hakkının affı yok yengeciğim. Ben sana diyeyim, işin zor vallahi. Allah yardımcın olsun. Sence şimdi beni dinler mi? Dinlemez. Sen olsan dinler miydin Veysi yenge? Ya yenge ne ya? Yenge sensin, ben Veysi. O Bayram abi buraya gelecek. Vallahi ondan da pek emin değilim. Yani yarım saat önce aradım, haber verdim, ortada yok. Ay işte burada bak. Ay iyice kafayı bulmuş. Yazık. Her şeyini kaybetti garibim. Bayram abi, senin gelmene gerek yok. Ben Ayten'e yardım ederim. Toparlar, evine götürürüz. Merak etme sen. Benim kitabımda sevdiği kızı bu halde bırakıp gitmek yazmaz Hamdullah. Öğrenemedin mi daha? Hop! Yengem ayılsın diye mis gibi kelle paça getirdim abi. Dana mı bu? Dana abi. Oğlum ne kadar sarımsaklı bu? Yemiyordum ben bunu, yesem bayılırım. Bol bulmuşum, basmışsın sarımsağı. Hadi git. İyi misin?
affedecek misin beni? Özrümü kabul ettin mi? Seni ilk kez bizim mahallede gördüm. Ayten'in ablasının düğünde. Bir ara yanlışlıkla bana baktın. Gerçi hatırlamazsın. O an içimdeki duyguları tarif edecek kelime yok. Böyle içimden bir nehir taştı sanki. Aklıma düştü. Sanki asırlardır tanıyordumuş gibiydim seni. Tertemiz dedim bu kızı. Saf. Öyle yazdım seni içime. Bu yüzden karşına çıkmadan 1000 takla attım. Layık olmak istedim senin temizliğine, saflığına. Şimdi diyeceksin ki yani bir insan hiç tanımadığı birine bu derece inanır mı? İnandım işte. Hani bir açıklaması yok. Öyle. O gün bana deseydin ki Bayram abi, ver o formülü bana, çık git hayatımdan. Yemin ediyorum bir dakika düşünmez verirdim. Yani diyeceğim o ki Sinem, bu yaşıma geldim. Böyle bir hayal kırıklığım olmadı benim. Affetmeyeceksin beni. Annem doktor olmamı çok istiyordu. Ben de hiç düşünmeden tamam dedim. Çalıştım, çabaladım. Ama yok, olmuyor. Bir türlü puanı tutturamıyorum. Tıp okuyorum diye anneme yalan söyledim. Okulu bitirip diplomayla karşısına çıkınca beni affeder sandım. Öyle böyle 4 yıl geçti. Mezun olmama az kalmış. Finallere hazırlanıyorum. Bir gün salondan bir bağırış geldi. Bir gittim. Babam boylu boyunca yerde yatıyor. Annem müdahale et diyor, edemiyorum. Bir şey bilmiyorum ki edeyim. Babam o gün hastaneye giderken vefat etti. Annem o gün bugündür beni affetmedi. Babanı sen öldürdün demedi ama gözleriyle daha beterini söyledi. Ama senin bir suçun yok ki. Yalan söyledim Bayram. Tıpkı sana yaptığım gibi annemi de kandırdım. Annem o gün bugündür yüzüme gülmedi. Saçımı okşamadı. Aferin sana demedi. Beni sevmekten vazgeçti. Vazgeçti beni sevmekten. Ay ne kadar romantik değil mi? Ne romantiği ya? Kız salya sümük ağlıyor, günah. İyi de böyle sanki hava, deniz kenarı, mehtap falan. Bilmiyorum, böyle denizden çok esince benim de götüm dondu. Yani annenin sevgisini kazanmak için yaptın bunları, öyle mi? Babam öleli 7 yıl oldu. O gün bugündür ne yaptıysam annemin sevgisini geri kazanmak için yaptım. Sana da bu yüzden haksızlık ettim. Ama istersen affetmeyebilirsin. Ben alışkınım yüzüme çarpan kapılara. Affettim seni Sinem. Ama yani ne zamanla kendime bir faydam yok artık. Zaten elimde avucumda bir şey kalmadı.
görünen o ki. Yani artık kavuşmamızın da bir yolu yok. Ama affettim seni. Bir daha karşına çıkmayacağım. Seni affettim. Acıyorum başka yüzlerle. Beni benden alacak biliyorsun. Gitti Ayta. Ruhun hayalim anılacak. Affettim dedi gitti. Allah gönlüne göre versin derler ya Sinem Hanım. İkinizin de gönlüne göre verdi. Adalet terazisi şaşmadı çok şükür. Aslında yabancı olmadığım bir yerde. Beni karşılıksız seven bir insanı da kaybettim. Düşürürken ellerim cebimde. Gel bana öğret ilk yalnızlığımı. Gülüyorsun hem de çok. Bilirim bu gülüşü yok yok. Ben yok. Ne gözlerin ne kirpiklerinde eser yok. Ne benden ne anı ne de Eylül'den. Gülüyorsun hem de çok. Bilirim bu gülüşü yok yok. Ben yok. Ne gözlerin ne kirpiklerinde eser yok. Ne benden ne anı ne de Eylül'den. Ne benden ne anı ne de Eylül'den. Ya baba hangisini vereyim? Oğlum kaç gündür yanımdasın öğrenemedin mi daha? Ya baba aklım almıyor diyorum. Anlamıyorum bu işten. Allah Allah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın ablacığım? Lan. İçine ettin formülün. Tövbe estağfurullah. Ya sabır ya sabır. Ya yanlışlık ne oldu baba? Abi misafirlerim var. Merhaba. Merhaba. Bayram. Sinem. Saçların ağrımış. Saçların mı ağrımış? Allah Allah. Ha ya bunlar un ya. Ya anneme dolaptan yukarıdan un verecektin de herhalde kafama döküldü. Sen de saçların kısalmış. Aa sadece uçlarından aldırdım nasıl fark ettin ki? Cemal amcam yine döktürmüş ha. İçer misin? Yok, istemem ben. Ben içerim. Ya Sinem, hiç iyi gitmiyor. İnsan da biraz yetenek olacak. Anlamıyorum bu işlerden, kafam basmıyor. Az önce 150 yıllık formülün içine ettim ya. Batırdım. Abi bu nedir ya? Ya içmeyin onu, yanlış oldu o. Abi nasıl içmem? Bunun içine ne kattınız, enfes olmuş. Ya asidi bitmeyen kola döküldü içine yanlışlıkla. Matah bir şey yok. Ya delirmiş bu. Sinem Hanım şunun tadına bir bakar mısınız? Hayatınızda böyle şahane bir şey içtiniz mi? Bu muhteşem bir şey. Oo, bana da bir bardak versene. Ya biraz abartmıyor musunuz ya? Asitli Osmanlı şerbeti diyelim işte. Yani ne var ki? Nasıl bir şey yok Bayram? Bu karışım senin hayatını değiştirecek. Bak Coca Cola'ya gideceğiz. Patron buna bayılacak. Allah Allah. Ya emin misin? Eminim tabii ya. Lütfen bunu yapmanı çok istiyorum. Lütfen beni kırma. Ya şimdi Sinem şirkete kadar git. Orada sekreter var. Sekretere derdini anlatmaya çalış. Oradan patrona çık. Vallahi kafam almıyor ya. Boş ver. Bayram. Bak sen beni affetmiş olabilirsin ama ben kendimi hala affedemedim. Ne olur yardım et bana. Ben ancak böyle affedebilirim kendimi. Ya o zaman şöyle yapalım. Ben babama söyleyeyim. Formülü bir kağıda yazsın. Ben kağıdı sana vereyim. Sen git. Yok canım ne formülü? Formüle gerek yok. İçeceklerle gideriz sadece. Siz konuşur anlaşırsınız. Formül sonra.
Formül sonra diyorsun ha? İyi o zaman, tamam. Formül sonraysa. O zaman şöyle yapalım. Ben bir tıraş olayım. Böyle mağara adamı gibi çıkmayayım adamın karşısına. Siz takılın Abdullah burada. Tamam abi. Geliyorum o zaman. Oy. Allah ya. Tamam. Şahane olmamış mı Sinan Hanım? Harika ya, muhteşemmiş. Yemin ediyorum şahane olmuş. Reklam ve pazarlama departmanının başına geçtiğinden beri yaprak kıpırdamamış hala. İzahat bekliyorum senden. Vallahi patroncum biliyorsunuz bu uzun bir yolculuk. Yani öyle ha deyince olmuyor. Seni ciddiyete davet ediyorum. Zekisin dedik, aklına uyduk. Sinem Hanım'ın da işine son verdik bir de. Efendim? Gelsin buyursun. Senden ayrıntılı bir rapor bekliyorum. Şirketin işlerini nasıl düzelteceğini satır satır yaz. Aksi halde seninle yollarımızı ayırmak zorunda kalacağız. Şimdi çıkabilirsin. Bu arada kravatınız çok güzelmiş. Vallahi bak çok güzel giyiniyorsunuz. Çık. Çık. Girelim mi? Sen gir, ben geleceğim. Bayram abi, hoş geldin ya. Hay Allah, ne zamandan beri görüşemiyorduk. Ya sen bana kazık attığından beri görüşemiyoruz Talha. Malum mahalleden de taşındın. Kazık demeyelim de, otursana. Çay içer misin? Hay Allah, nasıl girdin sen içeri? Lan gevşek gevşek konuşma. Nasıl yaptın lan bana bunu, he? Biz arkadaş değil miydik seninle? Aynı yatağa işemişliğimiz var. Ben yatağa işemedim, bir kere o Hamdullah'tı. Lan konuşma, cevap ver. Senin yüzünden yaptım be. Sen benim sevdiğim kadını elimden çaldın. Ne yaptın, ne yaptım? Oğlum ben Ayten'e aşıktım. Sen de gittin kıza çıkma teklif ettin. Oğlum sen demedin mi? Beraber çıkma teklif edelim. Bakalım hangimizinkini kabul edecek diye. Olsun. Her dediğimi yapacak mısın? Git camdan aşağı atla desem atlayacak mısın? Atlamayacaksın. Etmeseydin içime oturdu. Yüreğime dert oldu. Oğlum Ayten senden sonra bütün mahalleye verdi. Neyi? Kalbini, gönlünü. Neyse ne. Ben intikamımı aldım işte. Pişman da değilim. Ulan değmezsin be. Değmezsin. Ne oldu? Beklemiyordun değil mi? Adamın böyle amına koyarlar işte. Tövbe estağfurullah. Ağzım bozuldu ya. Enfes, enfes. Ben böyle bir şeyi hayatımda içmedim. Beğenmenize çok sevindim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Demek projede yeni ortağınız yine Bayram Bey, öyle mi? Yok, ortağım değil. Fikir tamamıyla kendisine ait. Ben sadece aracı oldum. Bayram Bey, ben hemen üretime geçmek istiyorum. Ne istiyorsanız söyleyin. İstediğiniz meblağı vermeye hazırım. Meblağ olarak mı? Ya para konularında... estağfurullah. Para konularında Sinem Hanım'la konuşsanız sanki daha iyi olacak gibi. Değil mi? Ya çok pardon. Annem arıyor. Şimdi açılana kadar arar. Ben bir bakayım. Alo anne, ne oldu? Toplantıdayım. Babam damdan mı düştü? Ya anne, babamın damda ne işi var? Anteni bozmuşsun yine. Onu düzeltmeye çıktı. Sonra küt aşağı. Ama merak etme, ölmedi. Hafızası gitti sadece. Hayda. Tamam anne, hadi geliyorum hadi. Hadi Allah'a emanet, hadi. Şöyle yapalım. Biz bunu bir düşünelim. Ondan sonra size haber verelim. Olur mu? Olur tabii ama lütfen gecikmeyin. Tamam. Ben... Dediğim gibi ne isterseniz vermeye hazırım. Allah razı olsun, sağ olun. Haydi Sinemciğim, canım yakınacak. İyi günler. İyi günler. Baba! Ya baba diyorum, kime diyorum? Bu genç adam da kim kuzum? Anam! Adam hiçbir şey hatırlamıyor. Gitti dağ gibi Cemal amca.
Oğlum hiçbir şey mi hatırlamıyor? Hiç hatırlamıyor abi. Söyleyin uşağı tekneyi hazırlasın da adadaki köşeye gidelim. Bu mevsimde fevkaladenin fevkindedir adanın havası. Bunun kafa resmen gitti. Gitti. Bence bir sakıncası yok. Canı sağ olsun da hem böyle daha eğlenceli olmadı mı? Rica ederim röpte şambarımı getirin. Ziyadesiyle sıkıldım bu kılıktan. Tövbe estağfurullah ya. Ya iyi olmuş ya, fena olmamış. Baba! Sen Güney'e tatile gidiyordun, ne oldu? Güney haddinden fazla nemli genç adam. Pek sevmiyorum. Tövbe estağfurullah ya. Vallahi kafa pırıl pırıl olmuş ha. Bence güzel yani. Şerbetin formülü ne olacak? Şerbet? Baba! Baba kendine gelmen lazım baba! Burada olup. Vallahi ben hiç şaşırmadım yani. Ben dedim de zaten patron üstüne atlar dedim de. Dedim de değil mi Hamdullahcığım? Evet dedin de. Sen çıkar çıkmaz dedi abi. Artık bundan sonra ne isterseniz yapar. Hatta Sinem Hanım'ı geri işe bile alabilir. İyi de Aytencim, şerbetin formülünü hiçbirimiz bilmiyoruz ki. Ya aslında ben babamın yanında takılmıştım birazcık. Acaba diyorum aklıma gelir mi? Canım, biraz hafızanı zorlasan. Belki bir şeyler hatırlarsın. Ya canım, bir tabii bir zorlamak lazım bir hafızayı be, he canım. Hatırlarız be canım. Bakalım be o zaman. He Abdullah. Yapar mıyız beraber? He? Hep beraber everybody. He? Are you ready? Are you ready? Abdullah. Hadi. Hadi. Ready. 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 Bitti. Ya şimdi biz bu insanlara ne vereceğiz ya? Şu senin denemelerinden versek. Ya benim denemelerim babamınkilerin yanından geçmez Sinem. Ah salak kafam ya. Ya bunca yıldır bu dükkandasın. Gelsene öğrensene şunu. Tamam hırpalama kendini. Ben patronla konuşur bir çaresini bulurum. Ya senin patronun benim umurumda değil Sinem. Şerbetçi oğlunun kapısına kilit vurulacak. Ben şimdi onun derdindeyim. Patron benim de umurumda değil. Ben seni düşündüğüm için söylüyorum. Vallahi artık kim beni düşünüyor, kim düşünmüyor bilmiyorum. Kusura bakma. Bir dakika ya, sen ne demek istiyorsun? Ne anladıysan o. Sen ne demek istiyorsun ya? Çıkarım olduğu için mi günlerdir buradayım yani ben? Öyle mi sanıyorsun? Tamam. Ben anladım seni. Şerbetiniz var mı acaba? Sosyal medyada Metin'i çok duydum da. Ya hadi kardeşim, şerbet merbet yok hadi. Hadi kapattık, bitti. Bitti hadi. Bak Cemal, hatırladın mı? Moda sahiline çay içmeye gitmiştik. Hayır kuzum. Fakat en kısa zamanda tekrar gidelim. Pek güzel bir yere benziyor. Ay, bak bu da Bayram abinin doğduğu gün. Sevinçten deli olmuştum deli. Ha?
dede. Hoş geldin ya. Gözükmüyordur ne zamandır. Bir daha gelmeyeceğim. Onu söylemeye geldim. Niye ya? Böyle görüşüyorduk, güzel oluyordu. Ya dedem, şerbeti yapamadık ya. Dükkanı da kapattık. İyi oldu. İyi mi oldu? Sana iyi oldu. Baban kaç sefer söyledi sana, dükkana gel de formülü öğreteyim diye. Geldin mi? Ya babamın da kafa gitti zaten. Gerçi senin haberin vardır. Senin gibi hayırsız bir evladı olan başa ne yapsın? Bak ben bile şu ölmüş halimle senin gıçını toplamaya geldim. Ya dedem ya. Ya canım dedem. Ya sen bilmiyor musun şerbetin formülünü? Biliyorum. E versene bana. Beni bul diye boşuna mı gıçımı yırtıyordun ben bu zamana kadar? Ya canım dedem ya. Verecek misin yani? Elbette vereceğim. Vermeyip de mezara mı götüreceğim sanki? Ya dedem ya. Allah razı olsun ya. Ya yemin ediyorum kendim için istemiyorum ya. Şu dükkanın kapısını bir açalım. Babam için istiyorum. Vereyim mi? Versene ya. Neredeydi bu ya? Hay Allah. Buldum. Al sana formül. Al. Ya dede Allah aşkına ya. Ya bu hareketler nedir ya? Ya kaç yaşında adamsın, bu nasıl hareketler ya? Ya senin bende derdin ne ya? Derdim ebeğine. Neyse Bayram abi. Bir şey demiyorum. Mübarekliğimi bozmuyorum. Sana son kez beni bul diyorum. Nokta. Şimdi gidiyorum. Bir daha da gelmeyeceğim. Eyvallah. Ya gidersen git, zaten bir işe yaramıyorsun. Bak kafamı bozma. Yoksa seni de alırım yanıma. Olur da bir gün birinize lazım olur. İnşallah bulursunuz. Dedem be, dedem! Ya buldum, buldum! Ay, ay! Allah! Ya buldum! Babanı buldum ya, buldum, buldum, formülü buldum! Neyi buldun genç adam? Tam anlayamadım. Ya baba anlayıp ne yapacaksın ya? Baban aç telefonunu. Çağır takipçilerini ya. Çağır. Ha. Hatta twerk yap. Ha. Hatta hep beraber yapalım ya. Yeter ki satalım şerbetleri. Aç aç aç. Açtım aç. Açtım. Aç. Gönder kalbi gelsin. Oo, durmadan alıyoruz. Devam devam. Anne bak nasıl şenlendi dükkanımız. Yavrum benim, gurur duyuyorum seninle. Hadi babana da ver. Oh, oh. Abacım al. İçiyorum genç adam. Kardeşim. Başardın ha. Evet. Ay Bayram abi. Nasıl sevindim anlatamam. Çok tebrik ederim. Sağ ol. Sağ ol canım. Sağ ol. Bayram abi. Ya hamdullah. Ya benim Sinem'i bulmam lazım ya. Kızın kalbini çok kırdım. Vallahi öyle kolay kolay affetmez. Aman neyse boş verin. Ne zaman gidiyoruz Komukola'ya? Ya oğlum para lazım ya, para. Al abi kasadan. Koskoca müessese sahibisin ya. Ya oğlum öyle değil ya. Çok para lazım. Yüzük alacağım, yüzük. Helal olsun be abime. Al abi karşına. Git yüzükle. Evlen benimle de. Seviyorum seni. Şu üç günlük dünyada gel beraber olalım da be.
Ya Hamdullah, olayı niye dramatize ediyorsun? Ben de onu söylüyorum, yüzük alacağım diyorum şu üç günlük dünyada falan. Allah Allah! Ya Mehmet abiden mi istesem acaba ya? Ha? Bir sor abi. Değil mi? Hı. Siz kalın, ben geliyorum. Neredeymiş bakalım bu formül? Ne yapacaksın kız formülü? Mehmetciğim, tamam güzel de internetten sipariş sistemine geçmişsin ama bir saat önce iki ekmek, bir yoğurt siparişinde bulundum ama hala gelen giden de yok. Ya sevgili Pablo kardeşim, saçına soktum. Sistemi yeni kurdum, oturmadı daha diyorum, anlamıyor musun ya? Bir iki güne kadar oturacak. Hem mesajlarınız geç geliyor. Bu çimento mu ki otursun Mehmet? Sene olmuş 2016. İnternet bu, hızlı olması gerekiyor. Evet abi, Pablo haklı. Ben de sipariş verdim, iki gün oldu ama hala gelmedi. Manipüle etme lan, sistemi daha dün kurduk yavşak. Bunu aldım ama ha! Uzak tutun şu insanları benden. Hepiniz Pavlov'un köpeği olmuşsunuz be. Çıkın dışarı, çıkın dükkanımdan. Bunu aldım, bu nedir ya? Sen de çık lan yavşak, çık sen de. Çık! Bu ne ya? Takılmışsınız Pavlov'un peşine. Bunaldım ya, bunaldım ya. Mehmet abi hayırdır, bu ne kabuk? Ya ben internetten sipariş sistemi kurdum ya, Mehmet Sepeti. Evet. Sepet sallamaya son, mehmetsepeti.com. Vay be. Yarım saat geç geliyormuş da, sistem bozukmuş da. Ya sistemi daha yeni kurdum kardeşim. Biraz zamana ihtiyacı var, oturacak. Yalan mı Bayram abi? Evet abi, zamana ihtiyacı var, zamanla oturacak. Allah Allah, ne kadar sabırsızsınız ya. Sana ne vereyim? Ha, benim iş kolay be abi. Varsa bir 4-5 bin lira paranı alacağım. 7 veririm. He, 5 yetmez ya. Kasada 50 bin lira var. 5'inin 7'sini sana vereyim. Oğlum benimle 5 bin lira ne gezer? Ben esnaf adamım lan. Kasada para durmuyor ki. Gelen gidiyor, gelen gidiyor ya. Ya abi geri vereceğim ya. Yok, bir de ödeme. 5 bini al, üzerine yat, ödeme. Kusura bakma Bayram, insanlar böyle üzerime geldiler. Sen de 5000 deyince bunun üzerine sinirlerim benim böyle tepeme çıktı. Vallahi iki gün önce gelsen sana bir faydam olurdu. Ama hepsini mehmetsepeti.com'a aitim ben ya. Yapma be abi. Hayırdır, sana niye lazımdı? Ya abi, ya ben sinema evlenme teklif edeceğim de yüzük alacağım, param yok ya. Nasıl? Dışarı çık dışarı. Abi 5000 lira para istedim. Şu yaptığın muameleye bak ya. Oğlum sen beni dinlesene be. Çıksana dışarı. Çıkın. Ya siktir git manasında demiyorum oğlum. Dışarı çık dışarı. Ha. Çık dışarı. Çıkıyorum abi. Çık ya. Adam siktir git anlar. Oğlum siz camiye gelmek için benim cama yazı asma mı bekliyorsunuz ha? He? Ayıp ya! Neyse. Ey cemaat. Bugün çok önemli bir gün. Bugün Bayram abiniz çok acayip bir yola giriyor. Bizim de mahalleli olarak, esnaf abileri olarak, arkadaşlar olarak, büyükler olarak tabii ona destek olmamız boynumuzun borcu. Evet. Bayram abi... ya adam kız isteyecek, yüzük alacak parası yok ya, nakide ihtiyacı var. Yani bu konuda lütfen anlayışlı olalım. Adamın yüzük alacak parası yok. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Hepinizin cebinde bok gibi para var biliyorum. Tövbe estağfurullah, caminin içerisinde beni kötü kötü konuşturuyorsunuz ya.
Yani şurada uygunsuz davranışlarda bulunuyorum. Hepsini yüzünden. Vallahi ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Yemin ederim hocam ayıp ya. Mehmet Bey, İstanbul genelinde Kur'an kurslarımız için de yardım toplanacaktır. Hazır yeri gelmişken onu da bir söylesek. Cemaat, az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Evet, az çok demiyoruz. Boş geçmiyoruz. Ne yapmıyoruz? Boş geçmiyoruz. Evet, güzel. Çok güzel. Şimdi cemaat, her ikisi de önemli. Kur'an kursu çok önemli. Ona özen gösteriyoruz. Bayram abiniz de evleniyor. Ona da özen gösteririz. Yalnız yüzük bir tık pahalı. Yani ona beş buna bir demeyelim. Ona beş buna iki de yapmayalım. Beş üç olmaz. Beş dört, beş beş yapalım bunu. Ona beş buna beş yapalım. Tamam. Hepinizde para var biliyorum bak. Biraz anlayışlı olun, elinizi cebinize atın ya. Hocam kutu nerede? Kutumuz? Az çok demeyelim, boş geçmeyelim inşallah. Evet beyler. Cemaat, hazır hepimiz buradayken bir öğle namazı eda etseydik. Sadece farz be. Hani 4 rekatçık. 10 dakika arası bile almaz. Neyse bari cumaya söz aldık ha. Bu mu yani? Bu mu? Ya atın esirgemeyin. Çok büyük sevap işliyorsunuz cemaat. Çok büyük sevap işliyorsunuz. Helal olsun, aferin. Bir tur daha dönün ya. Tamam, bitmiş. Hocam tamam o zaman. O zaman cumaya görüşürüz değil mi? Tabii tabii cumada. Cumaya bekliyoruz. Geliniz geliniz, Allah'a emanet hocam. Ya. Bayram abi. Bana bayram de. Bayram? Gidiyor musun Sinem? İstanbul'dan ayrılıyorum. Beni burada tutan hiçbir şey yok artık. Sinem, ben seni tanıyorum. Annenden bahsederken nasıl gözlerinin parladığını gördüm. Bir insanı severken ona nasıl baktığını biliyorum. Bana da öyle baktın. Beni seviyor musun Sinem? Sen gidersen her şey kıymetini yitirir. Uğruna kalbini kırdığım şerbetçi dükkanı da kıymetini yitirir. Beni böyle bırakma. Evlen benimle Sinem. Evet be! Evet! İşte bu! Pardon abi ya, ben böyle bir gaza geldim de yani. Ben olsam kabul ederdim yenge, baksana cillop gibi adam yani. Of, çok duygusal ya. Benimle evlenir misin Sinem? Evet. Evet. Al bakayım. Memo kart almadan geçmeyelim. Nasılsın? Hadi kardeşim. Hadi kardeşim, bekletmeyelim. Memo kart almadan geçmeyelim. Latif anneciğim, bayram nerede? Bakayım, senin anneciğim diyen dillerini yerim. Güzel gelinim benim. Bakayım, gelir merak diyorsun, etme. Hayır. Geldiler. Anne. Ah. Anneciğim. Ne kadar güzel olmuşsun. Seni bu mutlu gününde yalnız bırakacağımı düşünmedin değil mi? Canım annem. Kendine çok iyi bir eş seçmişsin.
Çok mutlu olacağınızdan eminim. Anneciğim, beni affettin mi? Affedecek bir şey yok ki kızım. Aslı sen beni affet. Bunca yıldır sana yaptım. Anne tamam, hiçbir şey duymak istemiyorum. Hoş geldin. Ama seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Evet, evet, evet. Sen benim hayallerimi gerçekleştirdin Bayram. Ben de sen hayallerini gerçekleştirirken yanında olacağım. Komakola'ya gideceğiz. Formülü vereceğiz. Ya benim bir tek hayalim sendin Sinem ya. Yaptığım her şeyi sana ulaşmak için yaptım. Ya bir de şöyle bir şey var ya. Şimdi ben de onların arasına girecek bir göz var mı bir daha ya? Ha? Sevdiğim kadın kollarımda. Bir geçerim dükkanımın başına. Oh mis. Nasıl istersen. Zaten o işi başkası kaptı. Nasıl ya? Ha, getirdin mi? Sen ne istedin de ben yapmadım kız. Getirdim tabii. Ha, ver. Ha. Ver, 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 ver. Tamam, sen şimdi git. Ben patronla konuşup ararım seni, tamam mı? Tamam. Olacaklarını bile bile sen bir şey yapmadın mı? Yok, yapmadım. Peki Abdullah? Ben Abdullah'tan böyle bir şey beklemezdim. Bayram abi, kardeşim. Abi, nikahınız kıyıldı mı? Yetişemedim ben. Oğlum, kısmet senin nikahına be. Vay be abi, helal olsun. Helal be. Oturmaya gelmedik değil mi abi? Hadi kalkın, kalkın. Ya. Abi bırak hadi şimdi, kalk ya. Ulan. Bir kere de bayram çakalılık yapsın be. Bir kere de bayramın yüzü gülsün değil mi? Kardeşim. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Numune diye bana buzlu çay getirmişsiniz. Üstelik istemem. Limonlu. Limonlu mu? Evet, limonlu. Limonluymuş. Bayram abi, açayım mı? Oğlum açma lan. Şşş, Abdullah. Abi açıyorum. Açma oğlum, dur.